Merhaba sevgili Geek Theory takipçileri. 8. sezonla ilgili videolara son sürat devam ediyoruz. Game of Thrones dizisinin ilk 7 sezonunu izlemeyenler için bu video karanlık ve spoilerlarla dolu. Uyarımızı da yaptığımıza göre hadi başlayalım artık. Çıkarım videolarında söylediğim videolardan ilkine hoş geldiniz. Tyrion'un 8. sezondaki hikayesi ne olacak? Bu karaktere uzun gecenin geldiği, taht oyunlarının neredeyse ortadan kalktığı bu sezonda nasıl bir rol verecekler? Uzun zamandır düşündüğüm bu konuya Tyrion'ın ilk sezondan beri bulunduğu sahnelerden ipucu aramaya başladım. Ölümü veya tahta geçeceği, yani herhangi bir şey ima edilmiş mi onu görmek de amaç. Kitaplarda Tyrion'ın geleceği hakkında birçok ipucu bulunabiliyor. Çünkü George sürekli foreshadowing yapan bir yazar. Ama kitaplardaki durumla dizideki arasında dağlar var. O yüzden bu işe kitapları çok karıştırmayacağız. Dizi evreninde bu karakter nasıl işlenmiş? Özellikle 7. sezonda kendisine nasıl bir hikaye verilmiş? Ona bakalım. Tyrion dizinin başından beri izleyicilerin en sevdiği karakterlerden biri. Başlangıçta bize kötü veya düşman olarak verilen Lannister ailesindeki tek iyi karakterdi. Bran olayına gerçekten üzülen, Jon'un duvarda dışlandığı kara kardeşlerinin arasında yer bulmasına yardım eden, Bran'e at sürebilmesi için bir eğer dizaynı hediye eden, esprili, zeki ve düzgün bir karakterdi. Sezonlar boyunca da karakteri yaşadığı olaylar sebebiyle değişse de genelde bu çizgide kaldı. Tyrion karakterinin belki de dizideki en önemli kırılma sahnesine biraz odaklanmak istiyorum. Dördüncü sezonda haksız yere çıkarıldığı mahkemede herkesin gözünde suçluydu. Ne kadar düzgün olmaya çalışırsa çalışsın insanların onu gördüğü şey hep aynıydı. Küçük şeytan. O muhteşem mahkeme sahnesinde patlama yaşadığı sırada kralın şehri halkına dönüp sizi Stannis'ten kurtardım. Keşke yapmasaydım da Stannis sizi yakıp yıksaydı dediğini gördük. Babası, kardeşi ve bizzat kurtardığı insanlar tarafından bir canavar olarak görülen ve suçlanan Tyrion'a son darbeyi aşık olduğu kadın şey vurdu. Yalan söyleyerek Tyrion'ı küçük düşürdü ve onun suçlu olduğunu söyledi. Tam bu noktada Tyrion'ın insanlığa olan inancının kaybolduğunu gördük. Bu noktadan sonra az önce söylediğim şeyleri ve çok daha fazlasını söyleyerek rest çekti ve dövüşle yargılanma talep etti. Bunun nasıl sonuçlandığını hepimiz biliyoruz. Sonrasında Varys tarafından kralın şehrinden kaçırılan Tyrion Pentos'a geldi. Burada kendini içkiye verdiğini ve hayatı gram umursamadığını gösterdiler. Artık hiçbir şeye inanmıyordu. Hiçbir şeyin gözünde değeri yoktu. Hayatında hiçbir amaç kalmamıştı. Ta ki Varys ona bir amaç sunana kadar. Daenerys Targaryen. Tabi Daenerys ismini duyunca birden her şey güllük gülistanlık da olmadı. Tyrion'un Daenerys'i görmesi ve tartıp biçmesi lazımdı. Gerçekten de bu dünyada inanabileceği bir insan olup olmadığına dair şüpheleri vardı. Zaten Daenerys'le ilk karşılaştığı sahneyi izlerseniz Tyrion tam da bundan bahsediyor. Daenerys'in onun tavsiyelerine layık olup olmadığına karar vereceğini söylüyor. Sonrasında iki karakter birbirini tanıyor ve tartıp biçme işleri bitince Tyrion'un Daenerys'le tekrar hayatta tutunduğunu görüyoruz büyük bir soydan gelen, babası deli kral gibi olmayan, iyi kalpli ve gerçekten de tahtı alabilecek güce sahip biri. Tyrion'un dünyaya ve insanlığa Daenerys sayesinde tekrar inanması ve bağlanması güzel. Evet ama bu bağ gerçekten çok ince bir bağ. Daenerys'in yapacağı şeyler rahatlıkla bu bağı koparabilir. 7. sezonda ise bu bağın zayıfladığını hatta belki de koptuğunu bize gösterdiler. 7. sezonda Tyrion Daenerys'in yaptığı şeyleri kaldıramadı fikrini güzelce verdiler. İkinci bölümden itibaren Tyrion ve Daenerys arasında sürekli tartışma çıkardılar. Bunların detaylarına girmeyeceğim. Sezonu izlediğinizde zaten bunu net şekilde görebiliyorsunuz. Ben sadece iki sahneye odaklanmak istiyorum. Birisi ejderha kayasında Daenerys'in Tyrion'a bağırması. Have plan. Your family, you mean. Perhaps you don't want to hurt them after all. Gördüğünüz gibi Daenerys Tyrion'a kızmış. Kimin tarafında olduğunu sorguluyor ki kızmakta haklı da. Geçen sezon için konuşacak olursak biz de senaryoya kızıyorduk. Şöyle ki normalde Daenerys direkt hazır ejderha kayası gibi bir yerde kralın şehrinin dibindeyken şehre saldırsaydı insanlar ölürdü falan filan ama şehir alınırdı. E senaryo açısından 2. 3. bölümde Lök diye Daenerys'i şehrin başına geçiremeyecekleri için zayıf bir bahane uydurdular diye düşünüyorduk. Nedir? Tyrion'un daha iyi bir planı var. Kralın şehrine saldırıp insanları öldürmektense diğer yerleri ele geçirelim. Diğer yerler ele geçirilirken insanlar ölmüyormuş gibi Birden fazla savaş yerine tek savaş daha iyi olmayacakmış gibi falan diyorduk. Bir de bu tırnak içinde akıllıca planın Tyrion'dan çıkmış olması iyice sorunluydu. Ancak sonradan Tyrion'ın hikayesine bakınca hala sorunları olsa da bunun düşündüğümüz kadar kötü bir senaryo olmayabileceği sonucuna ulaştım. Bu noktayı burada bırakmak istiyorum. İleride buraya döneceğiz. Diğer sahnemizde Daenerys'in Lannister ordusuna saldırması ve insanları yakarken Tyrion'un hüzünlü bir şekilde etrafı izlemesi. Savaştan sonra ölülerin arasında şoka uğramış bir ifadeyle dolaşması ve Randall'la Dickon'un yakıldığı sahnedeki bakışları. Bu sahnede hatırlarsanız Daenerys ben babam gibi deli değilim. Buraya öldürmeye gelmedim derken Tyrion normal bir duruş sergiliyor. Ardından bana diz sökün ya da ölün ultimatomu gelince hayda oluyor. Daenerys'i ne kadar caydırmaya çalışsa da gözlerinin önünde Randall ve Dickon yakılıyor. Bu sahnelerde Tyrion'a inanılmaz odaklanılıyor. Onun hüsrana uğradığı gözümüze sokuluyor. Burada kesinlikle Tyrion'ı insanlığa tekrar inandıran bazı zayıfladı. Dizi bunu göstermek için elinden geleni de yaptı. İki olaya daha bakacağız. Ardından 8. sezonda Tyrion'ın hikayesi zaten kendini göstermeye başlayacak. İlki Cersei ve Tyrion'ın odada ne konuştuğunun bize verilmemesi. Bildiğiniz gibi Cersei insanlığın ak gezenlere karşı savaşında kendisinden istenen yardımı reddetmişti. Ardından Tyrion onun yanına gitmiş ve onunla bir anlaşma yapmıştı. Normalde burada ne konuşulduğunu atlamaları için hiçbir sebep yok. Neden mi bahsediyorum? Şöyle ki Cersei'nin zaten yardım teklifini kabul etmesinin bir oyun olduğunu bize verdiler. Yani eğer Tyrion uğraştıysa bile zaten Cersei'yi ikna edememiş. Cersei rol yapmış. Peki eğer Tyrion gerçekten buna uğraştıysa orada ne konuşulduğunu bize göstersen ne değişir? Hiçbir şey. Çünkü eğer buna uğraştıysa bile başaramadığını biliyoruz. Diğerlerini kandırdığı gibi Tyrion'a da kandırdı diye düşünürdük. O zaman gösterilmediğine göre orada başka bir şey konuşuldu. Bildiğiniz gibi orada Tyrion Cersei'nin hamile olduğunu öğrenmişti. Tyrion'ın Cersei'yi ne kadar sevmediğini anlatmaya gerek yok. Ancak onun çocukları ya da daha doğrusu Jaime ve Cersei'nin çocuklarını ne kadar sevdiği de aşikar. Joffrey hariç çünkü o bir çocuk değil bir piç kurusuydu. Ama Tyrion'ın Tommen ve Marcela ile olan tüm sahnelerine bakabilirsiniz. Onları gerçekten seviyordu. Hatta 7. sezonda buna değinildi. Tyrion ve Marcella'yı öldürmüş olan Ellaria Sand karşılaşması bize bunu hatırlatmak için vardı. Peki ya bu çocuk? Daenerys'in yaptıklarını görüp bunu kaldıramayan Tyrion'un kalbi bu çocuk için yumuşamış olabilir mi? Bilemiyorum. Bir sahnemiz daha var tabi. Gemide Jon ve Dany'nin sevişme sahnesinde Tyrion'un attığı bakış. Bu bakışın üstünde hiç durmamıştım çünkü zaten direkt bu konu üzerine açıklama yapılmıştı. İnsanlar bunu çok kafaya takınca bölümün yönetmeni tarafından bunun o kadar önemli olmadığı açıklaması gelmişti. Tyrion'ın orada sadece Jon ve Dany'nin böyle zorlu bir zamanda ilişkiye başlamalarının sonucunun kötü olabileceğini düşündüğünü söylemişti. Ama yakın zamanda Tyrion'ı oynayan aktörün bu bakışa başka bir anlam yüklemesi işleri biraz karıştırdı. Şöyle ki Peter Dinklage'ın söylediğine göre Tyrion Daenerys'e aşıkmış. Yani evet Tyrion'un Daenerys'e aşık olması da onun hikayesini benim düşündüğüm yola götürebilir ama bunun sinyallerinin pek verilmediği ve ayrıca buna pek de gerek olmadan o yola gidilebileceğini düşünüyorum. Zaten videonun thumbnail'ından da gördüğünüz gibi Tyrion'un 8. sezonda ihanet suçunda bulunacağını düşünüyorum. Bunu neden düşündüğüme geleceğiz ama bir noktaya geri dönmek istiyorum. Daenerys'in Tyrion'un sadakatini sorguladığı nokta. Burada izleyiciye bir soru soruluyor. Tyrion Daenerys'in safında mı yoksa Lannister'ların safında mı? Peki cevabı nerede bu sorunun? Dizinin ikinci bölümünde olabilir mi? Telif hakları nedeniyle sahnenin tamamını veremiyorum. Sadece önemli kısmını vereceğim ama açıklamadaki linkten tıklayıp öncesinde neler olduğunu da görebilirsiniz. Birinci sezon ikinci bölümde Jaime Tyrion'a tam olarak bunu soruyor. My dear brother, there are times you make me want side you're on. My dear brother, you wound me. You know how much I love my family. Gördüğünüz gibi Jamie Tyrion'a bazen kimin tarafında olduğunu merak ediyorum diyor ve Tyrion da beni üzüyorsun. Ailemi ne kadar sevdiğimi bilirsin diyor. Daenerys'in kullandığı kelime neydi? Düşmanlarımız mı? Ailen demek istiyorsun. Jamie'nin Tyrion'a bunu sorduğu sahnenin hemen öncesinde Tyrion'un Cersei ve Jamie'nin çocuklarıyla ne kadar iyi anlaştığının ilk tohumu atılıyor çocuklarla şakalaşan Tyrion'un onları sevdiğine dikkat çekiliyor. Sonrasında Tyrion'un sadakati sorgulanıyor ve ailesinin tarafında olduğuna parmak basılıyor. Dizide geçiyor muydu hatırlamıyorum. Kitapta şöyle bir pasaj daha var. Catelyn Tyrion'u Bran'e suikast düzenlemekten yakalıyor ve vadiye götürüyor. Daha evvel size anlatıyordum ki konuşmamız çok kaba bir şekilde bölündü dedi. Serçe parmağın size anlattığı hikayede önemli hatalar var. Bana inanır mısınız bilmem Lady Stark ama ben asla aileme karşı bahse girmem. Hmm, sanırım bir şey üzerindeyiz. Cersei'nin hamileliği gösteriliyor. Birinci sezonda Tyrion'un Cersei'nin çocuklarını ne kadar sevdiğinin verildiği sahnede sadakatinin ailesinde olduğu geçiyor. Tyrion'un sadakatinin sorgulandığı bir başka sahnede ailesinin tarafında olup olmadığı sorgulanıyor. Ve asla aileme karşı bahse girmem diye bir replik mevcut. Bununla beraber Tyrion'un ölen Lannister askerlerine üzülüşü veriliyor. 7. sezonda Daenerys'in çok kolay bir şekilde kralın şehrini almasını engelleyen, Daenerys'in söylediği üzere Menzil'i, Demir Adaları ve Dorne'u Lannister'lara kaybetmelerine sebep olan kişi de Tyrion. Belki de gerçekten onların tarafında. Tamam, tabii ki de Tyrion'un Cersei tarafında olması baya saçma olurdu. Savaşları kaybetmelerini oraya bağlarlar mı bilmiyorum. O saçma denebilecek bir senaryoyu bir şekilde mantıklı hale getirebilirlerse helal. Ama onu geride bıraksak bile ortada çok şaibeli duran replikler ve bize gösterilmeyen şu konuşma var. Ayrıca önceki videolarda söylediğim gibi Tyrion'ın bu sezonda ne yapacağının meçhul olması gibi bir durum mevcut. Geçen sezon Davos'a yaptıkları gibi bildiğimiz şeyleri açıklayan, işe yaraması gereken durumlarda susan Jon'un kuyruğu gibi gezen bir hale sokmayacaklarını düşünüyorum. Davos'un susmalarına bölüm incelemelerinde yeterince laf ettiğim için oraya girmeyeceğim ama Tyrion bunu yapamayacakları kadar büyük bir karakter ve söylediğim gibi asıl iş yapacağı taht oyunları artık yok denebilecek bir durumda. Ak gezenlere karşı işe yaraması çok güç, onun için tonla karakter var. Bu yüzden onu kitap Tyrion'a daha yakın yani daha gri bir karaktere dönüştürüp ahlaki olarak zor bir duruma sokabilirler. Yani zorlu bir seçim yapması gereken ve bunun için Daenerys veya Jon'un tarafını değil diğer tarafı seçen biri. Yoksa karakter ellerinde kalacak gibi geliyor. Geçen sezonun Davos'u yapmasınlar yeter. Bu yüzden Tyrion'a 8. sezon için bir rol biçmeleri gerekiyordu ve ihanet rolünün tohumlarını 7. sezon boyunca ektiler. Bu yola girerlerse umarım iyi bir iş çıkarırlar. Tyrion'a güzel sebepler verirler ve bu yapacağı şeyler dolayısıyla başına gelecek olanları direkt işte Tyrion bunu hak etti falan diye izlemeyiz. Biraz daha kararsız kalacağımız bir durum yaratmaları daha iyi olur. Bunu izleyip göreceğiz. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce 8. sezonda Tyrion'ı hangi rolde göreceğiz? Yorumlarda düşüncelerinizi bekliyor olacağım. Sizlere bir Lannister daima abone olur sözünü hatırlatıyorum. Gelecek video Jon, Jaime ve Bran'in görüleri üzerine çok değişik bir video olacak. Orada görüşmek üzere hoşça